Bilindiği üzere Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10, ana ortaklık niteliğindeki bir işletme kontrolde finansal tablolar sunmak zorundadır der. Bu videoda biz de ana ortaklık sıfatı ve konsolide tablo hazırlamayı gerektirecek durumları doğuran kontrol ve önemli etki kavramlarını açıklık getireceğiz. Nedir bu kontrol kavramı ve önemli etki kavramı? Benim için anlaşılması önemlidir bakalım. Konsolidasyon işlemi iki türlü gerçekleştirilmektedir. Bunlar tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyondur. Tam konsolidasyon esasını uygulayabilmek için yatırım yapan işletmenin yatırım yapılan işletme üzerinde kontrol gücünün varlığı aranır. Kontrol gücünü bir veya daha fazla işletme üzerinde bulunduran işletmeye ana ortaklık, üzerinde kontrol gücü bulunan yatırım yapılan işletme ise bağlı ortaklık ismini alır. Ana ortak işletme, yatırım yaptığı işletme üzerindeki oy haklarının %50'sinden fazlasına sahip olması durumunda aksi ispat edilebilir olmakla birlikte açıkça kontrolü sağlıyor demektir. Ayrıca şu üç durumun aynı anda varlığı durumunda da ana ortaklığın kontrol gücü vardır. Ana ortaklık yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahiptir. Ana ortaklık yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalmakta veya bu getirilere de hak sahibi olmaktadır. Ana ortaklık elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahiptir. Burada esasında güçten kastedilen ana ortağın bağlı ortaklığının getirilerini önemli ölçüde etkileyen faaliyetlerin yönetme imkanıdır. Güç haklardan doğmaktadır. Örneğin yatırım yapılan işletmenin hisse senedi sahipliğinden kaynaklanan imtiyazlı oyakları gibi. İşletme sahip olduğu güç ile bağlı ortaklığının faaliyetlerine ilişkin kararları değiştirebilecek ve bu sayede kazanç veya kayıp da sonuçlanacak değişken getirilere maruz kalacaktır. Nihayetinde yatırımcı işletmenin elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahip olması gerekir. Bu yüzden karar alma sahipliğini veren haklar üstünde yatırımcı işletme asil mi yoksa vekil mi olduğunu belirlemelidir. Öz kaynak yöntemiyle konsolidasyonda bu hesabı uygulayabilmek için yatırım yapan işletmenin yatırım yapılan işletme üzerindeki önemli etki kıtası değerlendirilir ve esas alınır. Önemli etki standartta yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücü olup bu politikaları tek başına ya da bir başka taraf ile müşterek kontrol etme gücünü ifade etmemektedir şeklinde tanımlanmıştır. Burada yatırım yapan işletme elde ettiği haklarla tek başına yatırım yapılan işletme üzerinde tamamıyla ve kendi politikasına uyumlu olarak kesin kararlar aldıramıyordur. Ancak faaliyetlerle ilgili önemli kararlara katkıda bulunup etkileyebilecek durumdadır. İştirak ve iş ortaklıkları kapsamında bulunan işletmeler, standart gereği yatırım yapan işletme tarafından üzerlerinde önemli etki bulunduğu için iştirak veya iş ortaklığıdır. Musukut uyarınca, İştirak oranı alt sınırı %10 kabul edilse de TMS'lerde önemli etki açısından böyle bir yaklaşımda bulunulmamıştır. Ancak yatırım yapan işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy haklarının %20 ya da daha fazlasını elinde tutması durumunda söz konusu yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkisi olabileceği şeklinde bir kabul söz konusudur. Ayrıca örneğin şu gibi durumlarda da önemli etki olduğu kabul edilir. Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organı temsil edilme. İşletme için gerekli teknik bilginin sağlanması, işletmeler arası yönetici personeli değişimi. Özetlemek gerekirse, konsolidasyon yapmak için gerekli olan şey, kontrol gücü ve önemli etki hususlarının var olup olmadığını saptamaktır. Az önce de belirttiğimiz gibi bazı alınan kriterler asgari bir zorunluluk ya da şekil şartı değildir. Kontrol gücü veya önemli etki gücüne sahip olunduğu sonucuna varmak, bir anlayış elde edilmesi ve muhakeme gücünün kullanılması sorumluluğunu doğurur. Tüm ilerlenen süreç sonunda işletme, kontrol gücünün olduğunu belirlemişse, kontrol gücünün olmadığı payları da hesaba katarak tam konsolidasyon yöntemine göre, önemli etkide bulunduğunu belirlemişse de, başlangıçta elde etme maliyet bedeliyle başlayan muhasebeleştirme süreciyle öz kaynak yöntemine göre yatırım yapılan işletmenin kendi tablosunun etkilerini gösteren konsolidasyonu yapacak ve kontrolde finansal tabloları hazırlayacaktır.